Bir duygu durum bozukluğu, depresyon ya da mani olsun. Eğer o duygunun şiddeti fazlaysa, ortaya çıkışı hızlıysa bir takım yaratıcı süreçleri uyaracağını düşünebiliriz. Sanatçı hastalığı denmesinin nedeni bir bu anlamda evet duygular çok şiddetli yaşanıyor, çok da ani değişimlerle yaşanıyor. Yine bipolar bozukluğa sıklıkla eşlik eden bir durum alkol madde kullanım bozuklukları. Yine sanatçı grupta ya da yaratıcılıkla çalışan grupta alkol madde kullanımı daha sık olduğundan bu bir artan oran yaratıyor olabilir. Bipolar bozuklukta yaratıcılık efektif mi peki? Hani ürüne yansıyor mu? Hastalığın ilk dönemlerinde evet. Hani baktığımız zaman evet pek çok ressam, yazar en önemli eserlerini özellikle bipolar bozukluğun depresif dönemlerinde üretmişler. Ama hastalık ilerledikçe bu yaratıcılıktaki efektivite azalıyor. Artık bu yaratıcılık üretken, işe vurup bir yaratıcılık olmaktan çıkıyor. Ama tabii çok başarılı tedavi edilen olgularda sürebiliyor da. Bipolar bozuklukla ilgili toplumda yanlış bilinen pek çok şey var. Öncelikle manik dönemlerde suç oranı artar mı? Hayır. Genel popülasyonda görülen suç oranlarının üstüne çıkmaz. Yaratıcılık konusunu biraz önce konuştuk. Hani mütemadiyen bu insanlar yaratıcı mı? Hayır dedik. Bipolar bozuklukta kişiler, bireyler epizotlar arası, hastalık dönemleri dışındaki dönemlerde normal kabul edilir. Ama son yıllarda hastalık dönemleri dışında, iyilik döneminde de bu hastaların aslında bilişsel işlevde özellikle kayıplarının olduğu, işlevsellikle ilgili sorunlar yaşayabildiklerini biliyoruz. Hastalık dönemleri dışında da tedaviye ihtiyacı vurgulamak gerekir. Akut dönem tedavisi evet pani ve depresyon sırasında ama koruyucu tedavi iyilik döneminde de. Yine bazı yazarlara göre ömür boyu klasik bilgi ama bir grup hastada şans verilebiliyor. Bipolar bozukluğa özgü olarak hastanemizde pek çok tedavi seçeneğini başarıyla kullanabilmekteyiz. Farmakoterapi, psikoterapi olmazsa olmazı, psikoterapi seçenekleri altında bilişsel davranışçı terapi, kişiler arası ilişki terapisi, sosyal ritim terapisi, bipolar bozukluk için elzem terapiler. Farmakoterapi her anlamda uygulanıyor. Somatik sağlıklardan söz edecek olursak, son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan transkraniyal manyetik uyarımdan bahsetmek gerekir. Bipolar depresyonda da etkili olduğuna dair yayınlar her gün artmakta. Elektroşok tedavisi, EKT dediğimiz tedavi bugün hala hem manik dönemin hem bipolar depresyonun tedavisindeki en güçlü ve en hızlı etki başlangıcına sahip tedavi seçeneği. Bunun dışında DCS dediğimiz yine elektrik akımının kullanıldığı tedavi seçeneği. Belki bipolar depresyonda ketamin tedavisinden bahsedebiliriz. Dünyayla eş zamanlı olarak kullandığımız.